Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lastikli pantolon kesip dikmeyi göstereceğim. Kumaşımı hazırladım ben. Boy 1 metre olacak, 100 santim. 10 santim dikiş payı verdim. Biraz fazla verdim. Onu daha sonra neden verdiğimi göstereceğim. Bel 100 olacak. Basen 110. A 28. Paçası 18 santim olacak. Şimdi kesmeye başlayabiliriz. Evet, ilk önce kumaşım çiftten zaten. Kumaşı bayağı bir geniş, eni. Bu şekilde dörde katlıyorum kumaşımı. Basen 110, dörtte biri 27,5 santim yapıyor. Yarım santim dikiş payı vereceğim. 28'den şu şekilde, hatta kumaşım ziyan olmasın diye biraz daha bu tarafı alabilirim. Evet. 28 santimden işaretliyorum. Lastik payını ayırıyorum. Katlama payını ayırıyorum. Buradan itibaren 28 santim olmuş olacak. Şöyle isterseniz ilk önce çizebilirsiniz. Daha sonra fazla gelirse kısaltırsınız da. Evet, benimki tam geldi. Şu şekilde. Paçası 18 santim olacak. Paça kısmını 20 santimden ben işaretliyorum. Çünkü şu yan taraftan da alacağım. Yan tarafı dikişli olacak. O yüzden buraya biraz kavislik gireceğim. Onu da göstereceğim. Şimdi bu çizgiyle A çizginin metremizi tutuyoruz. Şimdi çizdiğimiz yerden kesiyoruz. Şu an ön ağı kesiyoruz sadece arkadaşlar. Arkayı göstereceğim ne kadar fazlalık verdiğimi. Arka ağı daha çıkıntılı yapıyorum. Yani şu şekilde fazlalık, yani 2,5 santim kadar fazla olmuş oluyor. Yani aşağıya doğru da aynı şekilde geniş kesiyorum. Şimdi bu kapalı tarafı kesiyoruz. Bel kısmından alıyoruz. Şöyle. Taraftan aldık. Bel 100 santim demiştik. Dörtte biri 25 santim yapıyor. Yarım santim dikiş payı veriyorum. 25 buçuktan şu şekilde. Yani bu A kısmından da buradan basene doğru sıfırlıyorum. Buradan da bel kısmından alıp basene kadar sıfırlamış oluyorum. Yani bel kısımda fazla büzgülük olmaması gerekiyor. O yüzden. Şimdi yandan sıfırdan başlıyorum. 3 santim kadar ön ağdan almış oluyorum. Yani ön ağımız her zaman kısa oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi şu baldır kısmı daha dar olacak. Biraz daha oturan model olacak. O yüzden şu basen kısmından hemen sıfırdan başlayarak şu şekilde 2 santim kadar, yani buraya 2 santim fazla bırakmamın nedeni oydu. Yan taraftan alacaktım. O yüzden.
arkadaşlar, kesimini bitirdik. Şimdi ön ağı dikiyoruz, arka ağı dikiyoruz. Sonra yanlarını birleştireceğiz. Evet, pantolonumuzun ağlarını diktik. Her iki yanını birleştirdim. Şimdi ağ kısmını birleştireceğiz. Dikerken arkadaşlar, arka ağ üst tarafa gelirse daha kolay dikiliyor. Onu söyleyeyim size. Şimdi paçadan başlayarak diğer paçadan çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ağını da diktikten sonra kumaşımızı tersten ütü izi yapar gibi katlıyoruz. Yani dikişler birbirine denk geliyor. İç kısmındaki dikiş daha içeride kalmış oluyor. Daha kısa olmuş oluyor boyunu. O yüzden uzun tuttum ben. Yani bu kısmını düzeltmiş oluyoruz. Yani bazen paçaların iç kısmı yukarıya doğru çektirir ya. Yani onun için o fazlalığı almış oluyoruz biz. Yani o yüzden boyunu uzun tutuyorum. Bu şekilde düzeltmek için. Yani iç ağ biraz daha kısa oluyor. Kısa olduğu zaman bu şekilde düzeltiyoruz onu. İki tarafta tam olmuş oluyor bu şekilde katladığınız zaman. Şimdi pantolonumuzu çeviriyoruz. Ben lastiğini hazırladım zaten. 3 santimlik bir lastiğim var. Şu şekilde üst üste koyup diktim. Hemen düzü dışarıda kalacak şekilde. Şöyle dikiş yerinden bu şekilde makinede dikiyorum. Sonra belini katlıyorum. Ben daha önceki videolarımda lastik takılışını göstermiştim. Şimdi lastiğini takıp belini katlıyoruz. Paçasını katlıyoruz. Pantolonumuz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, pantolonumuzu bitirdik. Ben ütü yüzü yaptım. Siz yapmasanız da olur. Bir de vazgeçemediğim taşlar. Yine taş yapıştırdım yan tarafına. Tek tarafına, öne bakacak tarafa yapıştırdım. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olmayı unutmayın.